Mezun olduktan sonra askerlik sonrasında işte gözümü Arçelik'te açtım Koç grubunda. 91 yılıydı, proje mühendisi olarak başladım. Bu bir üretim mühendisliği, mühendisliği departmanıydı. Burada işe başladım. İyileştirme projeleri, yatırım projeleri, endüstri mühendisliği çalışmalarının yapıldığı bir bölümdü. İki sene sonra aynı bölümde şef oldum. Daha sonra 95 yılında yeniden yapılanma çerçevesinde işte Arçelik'te kademeler azaltıldı. O sırada 13 olan seviye, yani işçiden genel müdüre 13 olan seviye 7'ye indirilmişti. Bir reorganizasyon yapıldı. O esnada üretim takım lideri oldum. Genellikle işte mekanik aksamın yer aldığı, preslerin yer aldığı bir bölümdü. Daha sonra işte fabrikanın çeşitli üretim bölümlerinde çalıştım. Üretim yöneticiliği yaptım. Üretim mühendisliği bölümünün yöneticiliğini yaptım. Ve en sonunda çamaşır makinesi işletmesinin üretim yöneticisi oldum. Daha sonra beni Arçelik'in çok bilinmeyen elektrik motorları fabrikasına yönetici yaptılar. İki farklı fabrika vardı. Biri Çerkezköy'de, biri Taşdelen'deydi. Benim görevim bu iki fabrikayı Çerkezköy'de birleştirmekti. Bu görevi de yerine getirdikten sonra yine Çerkezköy'de Arçelik'in kurutucu işletmesinin yapılmasında da görev aldım. O Çerkezköy'deki görevim sonrasında Arçelik'in global satış sonrası servis direktörlüğünü yaptım. Bu oldukça zorlu bir görevdi çünkü satış sonrası oluşan tüm sorunlarla ilgilenmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak zorundasınız. Bu da global anlamda benim için oldukça önemli bir tecrübeydi. Bu görevden sonra da 2012 yılından beri Tatkı'da üretim genel müdür yardımcılığını yapıyorum.